Hayrola kartları? Gözlemecilikten kazandığın para pediküre yetmiyor galiba. Ekişime bakıyorsun. Beni mi tahrik edeceksin? Grinni. Hoş. Cenabet köpeğin ettiği lafa bak. Dün gece pabuçlarından şarap içerken öyle demiyordun ama. Nerede benim pabuçlarım? Ulan geceyi oraya kadar taşıdık mı ya? 20 metrekare dükkana 25 tane karı getirdik. Sıra sana ne ara geldi ya? Dün gece hiçbir gözlemecinin görmemesi gereken şeylere şahit oldum. Keçi bile dayanamadı da ipini koparıp kaçtı. Ne? Kaçtı mı? Yapma ya. Keçi kaçtı mı? 20.000 euro verdim ben o keçiye. Kaçtı mı keçi ya? Kaç? İngiliz atı mı bu lan? Gazi koşusundan mı koşturacaksın? Bir keçiye o kadar para verilir mi oğlum? Ya yok kız öyle değil ya. Ben paramı hep donuma saklarım. Dün gece de donu pek üzerimde taşıyamadığım için çalınmasın diye keçiye giydirdiydim. Keçi kaçmış. Sezai'nin donu değil mi o? Benimki tahmin sadece. Abi kalk gözünü seveyim. Keçi kaçmış. Gözlemeci de papucunu istiyor. O kadar saçma bir cümle kurdun ki uyku sersemliği falan kalmadı. Cin gibiyim şu an. O ne be? Hal mı onlar? Abi aman sakın daha fazla bakma. İnsanın canı çekiyor. Allah korusun. Ne kuruyorsunuz siz öyle? Çok konuşmayın da paramı verin. Eğer bir kuruş eksik olursa polise giderim. 240 adet gözleme artı pabuçlarım. Sakın tehditlere pabuç bırakmayın abiler. 240 tane gözleme değil 180 tane gözleme tüketildi. Ayrıca 200 tanesinin parası zaten peşiyle verilmişti. Bak yavrucuğum beygir kafası der geçersin. Nasıl hesap tutmuş görüyor musun? Hisli hayvan. Ayakkabılara da gelince buradalar. Nereden çıktın oğlum sen? Acı gerçeklikten çıktım abi. Ben dün size bir felaket haberi vermek için gelmiştim. Ama günah gecesi beni de ele geçirdi. Şehvetin kollarında avundum, sustum. Ne diyorsun oğlum sen? Bu zarflar neden bahsediyorsun sen ya? Bunlar ihtarnameler abi. Bankalara bir kuruş geri ödeme yapmamışsınız. İhtar üstüne ihtar göndermişler. Sallamamışsınız. Ama şimdi hacize geliyorlar abi. Gelirlerse gelsinler lan. Donumu mu alacaklar arkadaş? Önce keçiyi bulmaları lazım. Sezai yavrum bu tombulun evini ipotek ettirsek aldığımız krediyle borçlarımızı öder. Üstünü de yeriz. Ne dersin? Ne? Bunadın mı abi sen ya? Hiç! Biz bunu ilk pavyona götürdüğümüzde sarhoş edip kağıtları imzalattık ya. Bitti o iş, yedik bile parayı. Hiç! O zaman ne yapacağız Sezai? Ne yapacağız? Durum ciddi, durum çok ciddi abi. Benim ince hesap yapmam lazım. Ama burada olmaz. Şöyle sakin kafayla düşüneceğim bir yere gidelim.